Hadi kara kaçanım, bırak inadı. Hadi dedim, çarşıda işimiz var. Buğday satacağım. Katır da değilsin ama katır gibi inatçısın. Tamam, hava çok sıcak ama yükümüz yok. Gidip geleceğiz sadece. Seni ikna etmenin bir yolu olmalı. Heh, buldum. Sana havuç veririm. Seversin. Köfte hor seni. Bekle burada. Kusura bakma kara kaçanım. Evde sadece bir tane havuç kalmış. Yahu çarşıya gidince devamını alırız. Tamam kara kaçan. Sen kazandın. Bekle beni burada. Al bakalım, inatçı seni. Çok mu acıktın sen? Afiyet olsun. Yavaş ye biraz. ne oldu şimdi? Neden oturdun geri? Yahu ben çarşıya yayan gidip havuçları neden aldım öyleyse? Çarşıya gidelim diye. Ama sen... Bir dakika. Ben çarşıya gittim. Hem de yayan. Demek ki sensiz de gidebiliyorum. Madem çarşıya yayan gidebiliyorum, sana ne gerek var? Zaten huysuz, söz dinlemeyen bir eşeksin. Seni satmaya karar verdim. Hiç boşuna yorma kendini kara kaçan. Sen kaşındın. Dur yahu, ne yapıyorsun? Köfte hor seni. Satacağımı duyunca hemen kalktın. Sana hala kızgınım kara kaçan. Bugün beni hem üzdün hem de yordun. Oo, Kazım, selamın aleyküm. Aleyküm selam hocam. Şekerin de ne kadar büyükmüş. Evet, babam verdi. Ama bu kadar fazla şeker zararlı değil mi? Babam benden bir şey istediği zaman şeker alır hep. Bu sefer daha zor bir şey istedi. Ben de büyük şeker istedim. Gördün mü kara kaçan? Kazım da senin gibi. Ödül olmadan iş yapmıyor. Demirciyle bu konuyu bir konuşmam lazım. Selamun aleyküm komşum. Aleyküm selam hocam. Senin Kazım'ı gördüm yolda. Doğru hocam, az önce buradaydı. Yardım istedin değil mi? Evet hocam. Bu kez her zamankinden zor bir şey istedin değil mi? Evet hocam, ama nereden bildin? Elindeki şekerin büyüklüğünden. Evet hocam, ödül vermezsem yardım etmiyor hayta. Etmez tabii. Öyle alışmış çünkü. Ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Kızsam mı acaba? Ya da ceza mı versem? Olmaz. Çocuklarınıza iyi davranınız ve onları güzel terbiye ediniz demiştir peygamberimiz. Peki ne yapmam lazım hocam? Ona yardım etmenin faziletlerinden bahset. Bunu sadece ödül için yapmaması gerektiğini anlat. Doğru dedin hocam. Arada bir ödüllendirmen ya da küçük cezalar vermen gerekebilir. Ama bunları abartmamalısın. Evet hocam. Allah razı olsun. Kazım'la konuşurum akşam. İnşallah komşum. Hadi selametle kal. Sen de hocam. (Gülüyor)
Aman kara kaçan, şimdi düşüreceksin beni sırtından. Şu dükkana mı satsam? Yahu dur dedim, dur. Yoksa şu dükkana mı satsam? Ey gidi gençlik ey. Genç olsaydım düşer miydim? Atma hoca. Ben senin gençliğini de bilirim. Yine böyle düşüp dururdun. Üzülme kara kaçan. Kızmadım sana. Olur böyle. Nerede kalmıştık? Hangi dükkana satsam acaba? Ne oluyor sana kara kaçan? Anladım. Hangi dükkana satayım dediğimde heyecanlandın sen. Yahu korkma. Seni değil, buğdayı satacağım. Yahu dur, köfte hor. Hadi şu buğdayı satalım da eve dönelim. Bugün çok büyük bir ders verdin bana kara kaçan. Ben demirciye ödül ve cezayı abartma dedim ama kendi tavsiyeme kendim uymadım. Seni havuca fazla alıştırdım. Sana ceza verirken de fazla korkuttum. Özür dilerim. Ama sende de kabahat var. Gel seninle anlaşalım. Ben sana bundan sonra hep iyi davranacağım. Ama sen de her işte ödül istemeyeceksin. Beni de çok üzmeyeceksin. Allah demiş ki inananlara, iyi davranın tüm insanlara, yalnız insanlara değil, yaşayan tüm canlılara.